Çıkması seçeneği de var. Ama maalesef söylüyorum, AKP'ye senelerce mücadele eden, AKP'ye mücadele ettiği iddiasında olan bir parti, eden demeyeyim iddiasında olan bir parti, tavrıyla Türkiye'deki hükümeti AKP'ye mahkum etti. Yani maalesef ki Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de AKP'nin dışında bir koalisyon kurulabilecek imkan varken, matematiksel aritmetik varken, Türkiye'yi AKP ile bir koalisyona mahkum etti MHP. MHP'nin tavrı bununla da bitmedi. Meclis başkanlığında ne yaptığını da gördünüz. Söylemleri gördünüz, okudunuz ve bunları hepimiz anlamlandırdık. Hani diyorduk ki AKP'yi kurtaran parti, maalesef ki öyle oldu. Şimdi bu daha da net olarak gözüktü. Şimdi önümüzde bir seçenek var. Bunu söylemek zorundayız. Cumhuriyet Halk Partisi kendi kırmızı çizgilerini ve kendi söylemlerinden zerre kadar ödün vermeyecek bir partidir. Biz koltuk sevdası için veya bakanlıklar veya başbakanlık veya iktidar olmak için siyaseti yapmadık. Bu siyaseti böyle yapsaydık, konjektürel davranarak defalarca seçimlerden başarılı çıkabilirdik. Ama ilkeler doğrultusunda yürüyen bir parti olduğumuz için 90 senedir hala dimdik ayakta durabiliyoruz. Şimdi bu pozisyonda da halkın iradesini doğru anlamak adına Cumhuriyet Halk Partisi sorumluluk almaya hazır. Vatandaş ne demiş? Koalisyon demiş. Koalisyon dediği noktada vatandaşın bizim çıkıp, bizim sistemden uzaklaşık, biz yönetmeye talip değiliz deme şansımız yok. Biz hükümet kurmak istemiyoruz, biz yönetmeye talip değiliz, kim kurarsa kursun deme şansımız yok. Halk da bizden bunu beklemiyor zaten. Biz, evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sorumluluk düşerse bu hükümetin içinde oluruz demek zorundayız. Biz yönetme iradesini koymak zorundayız. Ve bugün de genel başkanımız ve partimizin organları da aynı iradeyi koyuyor. Cumhuriyet Halk Partisi sorumluluk verirse bu sorumluluğu alır, üstlenir. Ama şunu da net ortaya koyuyor. Biz halkın iradesinin hükümete yansımasından yanayız. Kendimiz koltuk sevdasında değiliz. Kendimiz koltuk sevdasında olmadığımız için gerekiyorsa genel başkanımız dedi, işte Devlet Bey olsun başbakan dedi. Devlet Bey bunu farklı anladı. Yani hiç anlayamadığımız Çin oyuncağı dedi, Japon oyuncağı dedi, bir şeyler dedi, anlamadık. Onun devamında aynı şekilde başka bir koalisyonda ben başbakan yardımcılığı da yapmayabilirim dedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir sorumluluk alıyor, inisiyatif alıyor. Şimdi tam bu noktada, birinci tur görüşmelerinin başlayıp bittiği bu noktada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, benim örgütüm buradayken bir kez daha söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede siyasi iradenin en meşrulaşmış haliyle hükümet görünümünde oluşması için çaba harcıyor. Ama bunu da yaparken kendi kırmızı çizgilerini koyuyor. Var mı başka Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka bu hükümet görüşmelerinde kırmızı çizgi belirten? 14 tane madde koydu. Çekincelerini koydu. Var mı başka parti? Yok. Bizim olmazsa olmazlarımız var. Biz bu olmazsa olmazlarımız noktasında eğer bir araya gelinirse diğer partilerle de ortak bir paydada oturur, görüşür ve Türkiye'nin yönetiminde de Cumhuriyet Halk Partisi olarak sorumluluk da alırız, elimizi taşın altına da koyarız. Kısaca geçeyim, çok da sözümü uzatmayacağım. Nedir bunlar? İşte dört bakanın yargılanması, işte Suriye politikası, işte Türkiye'de hukukun üstünlüğü, özgürlükler, Cumhurbaşkanı'nın anayasal sınırları ya da emekliler veyahut da diğer seçim vaatlerimizden birkaç tanesi. Bunlar bizim olmazsa olmazımız. Bunlar olduğu noktada da Cumhuriyet Halk Partisi sorumluluk alacaktır, inisiyatif alacaktır, görev alacaktır. Unutmayalım, Türkiye bir hükümet kuramaz ve 7 Haziran'ın sonucu hükümet olarak yansımazsa bunun sorumlusu hiçbir koşulda Cumhuriyet Halk Partisi olmayacaktır. Bunun sorumlusu kimse olası bir erken seçimde halk onun gerekli cezasını verecektir. Siyasilerin görevleri 7 Haziran'daki sonuçları doğru anlamak, doğru okumak ve bu sonuçlardan bir hükümet yaratmaktır. Bu konuda beceriksiz olanlar sandıkta halktan cevabını alacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi ise her türlü durumda kendi sınırları içerisinde sorumluluk alma iradesiyle görevine devam edecektir. Ben hazır örgütüm buradayken belediye başkanlarımın da affına sığınarak, il başkanımın affına sığınarak bu açıklamayı yapmak zorunluluğunda hissettim. Bir kez daha